tüm dünyayı kasıp kavuran Mask Singer şimdi Türkiye'de. Kendi alanlarında en ünlü isimler maske ve kostümleriyle size şarkılar söyleyecekler. Onları yalnızca seslerinden tanıyabilir misiniz? Beddua etmem, üzülme, kafama sıkar giderim. Sorduk neden yıprandık, yıprandık, yıprandık. Ünlü dedektiflerimiz Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol onların kim olduklarını bulmaya çalışacaklar. İşte maskeli ünlüler. Unicorn, geyik, tavus kuşu, aslan, ejderha, ayna, şövalye, dinozor, kuzgun, ördek kimlikleri hem sahnede hem de sahne dışında gizli tutulacak. Seyirciler de gizlilik sözleşmesi imzaladılar. Röportajlardaysa seslerini bozacağız. Bebeklerimin akşam yemeğini buraya getirdim. O kadar da hayvanlarını seven bir ünlü değil belli ki. Televizyonun en iyi saklanan sırrı. Maskenin ardında kim var? Gecenin sonunda seyircilerden en az oyu alan ünlümüz maskesini çıkaracak. Onun kim olduğunu göreceğiz ve programa veda edecek. Çok teşekkürler bu coşku için. Maske Kimsin Sen programına hoş geldiniz. Sevgili izleyicilerimiz, neden ben açtım programı? Çünkü Tansel Öngel'in size çok büyük bir sürprizi var. Karşınızda Tansel Öngel! Ona sarılırken gördüm pencereden, gülünecek ne vardı, gülüyordun ya öperken. Bu gece seninle olalım canım derken, sildim seni o anda kalbimden. Neydi kopan içimden, yıllar zincirinden. Öldüm sanki yaşarken, kaçtım hemen o sahneden. Kendimi buldum ben, çalıştım bu yerde. Azalır acılar da belki gitgide. Uykusuz her gece bu soğuk kahvede, sabahlarım bazen günlerce rüyalarıma gelme diye. Uykusuz her gece yorgun öylesiye, unutur muyum seni yorulsam her gece. Uykusuz her gece bu soğuk kahvede, sabahlarım bazen günlerce rüyalarıma gelme diye. Uykusuz her gece yorgun öylesiye, unutur muyum seni yorulsam her gece. Unutur muyum seni yorulsam her gece. İnanılmaz buralar. Hanımlar, beyler, çocuklar, hepiniz Maske Kimsin Sen'e hoş geldiniz. Kimse kusura bakmasın, bu akşam bu performansın üstüne hiçbir maskeli çıkamaz.
Çıkamaz abi. Ben çok net söylüyorum. Deniz Tansel Öngel maskesinin altında Teoman var abi. Harikaydın Tansel, bayıldık sana ya. Çok teşekkür ederim. Sen de öyleydin sunarken. Siz de çok harika görünüyorsunuz. Harikaydı ya. Seyircimiz muhteşem. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Gerçekten çok heyecanlı bir şey. Sizin karşınıza çıkmak, sizlerin karşısına çıkmak, ekranları başındaki sizlerin karşısına çıkmak çok heyecanlı bir şey. Bunu yapmayı çok istedik çünkü yarışmacıların heyecanını ben de yaşamak istedim. Tabii canım. Sizin karşınıza ben de çıkmak istedim. Ve müthiş heyecanlı bir şeydi. Çok teşekkür ederim güzel enerjiniz için. Biz teşekkür ederiz. Allah yetenek akıyor senden. Her şey var sende. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi şöyle yapalım. Artık normal formatımıza geri dönelim. Tansel Show. Burada bitiyor bu bitti. Wembley'de bir konser ayarladı arkadaşlar. Bir turneye çıkıyorum arkadaşlar ben. Bu güzel şarkıyı stüdyoda bulunduğum her an inanılmaz pozitif enerjisi ve engin müzik kültürüyle büyük müzik adamı Metin Özülkü'yü beni stüdyoda evimde gibi hissettirdi. Altını çize çize söylemek istiyorum. Büyük bir emek var bu programda. Bunu birebir yaşayarak tatbik ettiğim için çok mutluyum. Çünkü dışarıdan göründüğü gibi olmuyor hiçbir şey. Ve ben buradan çocukluk anılarıma doğru gideceğim herhalde. Ben de biraz daha konuşmayayım ben artık. Doktoruna anlatacağın hikayeleri bizlerle paylaştığın için çok teşekkür ederiz Tansel her şeyden önce. O hikayenin bir yerinde sen de varsın Alican. Ne yazık ki öyledir, evet. Tanselcim, bu programın güzelliği dans var, müzik var, eğlence var, sanat var. O yüzden çok kıymetli çünkü bütün bunlara ihtiyacımız var. Tabii ki öyle. Hayatı güzelleştiren her şeye ihtiyacımız var. Sizin gibi hayatı güzelleştiren sanatçılara da ihtiyacımız var. Sağ olun. Sizin gibi bunu alkışlayan, bu tevazuyu gösteren seyirciye de ihtiyacımız var. Sizin gibi ekranları başında bunu coşkuyla takip eden ve bizi destekleyen, desteklemeyen herkese ihtiyacımız var. Sizleri bu gece yarışacak ünlülerimizi size hatırlatacak, maskelerini size hatırlatacak görüntülerle baş başa bırakıyorum. Ben de üstümü değiştirip geliyorum. Kemençe sesi mi sun da beri mi sun cin mi sun? Şövalye'ye horon oynatan galiba tek programımız. Bravo. Tut kolumdan çek götür beni. Diye içine çek beni. Tansel abinin deri pantolonundan sonra ikinci ben etkilenişi oldu. Benim sınavım büyük ya. Onda bunda şundadır, şunda bunda ondadır. Mavi boncuk kimdeyse benim gönlüm ondadır. İlk defa bir top attım sana, bir pas verdim. Sadece verebileceğim pas da buydu zaten. Neden öyle şeyler söylüyorsun? Sen sev yağmurları, yağmurlar yağsın üzerime. Beni daha önce şarkı söylerken gördünüz. Evet, geçen hafta. Bu çok akıllı. Biliyorum, istiyorum, seviyorum. Ben önce Gora'ya gittim, o sonra Arif ve 216'ya gitti. Kalbimi çaldığı yetmezmiş gibi fikirlerimi de çalıyor. Bu gecenin sonunda bir ünlümüz maskesini çıkartacak ve bize yüzünü gösterecek. Ah, kavga çıktı orada. Maske kimsin senin? O beklenen anı. Hanımlar, beyler, çocuklar. Biz buraya kimseyi ünlü yapmak için toplanmadık. Bizim yarışmacılarımız zaten ünlü. Bu akşam da, bu hafta da sizi bizle birlikte dedektiflik oynamaya davet ediyoruz. Dünyanın bu en gizemli, en heyecanlı yarışmasına tekrar hoş geldiniz. Peki, nasıl geçti hafta? Bulabildiğiniz ünlümüz var mı? Televizyondan izleyince birazcık daha bazı şeyler netleşti. Bir de Twitter yorumları, sosyal medya yorumları. Evet, sosyal medya yorumları çok yardımcı oluyor. Yani bizim hiç yakalamadığımız ipuçlarını yakalayıp mesela daha iyi tanıyan ünlüler fanlarından. Evet. Yani stüdyodaki seyircilerimizin ağzı çok sıkı.
televizyon izleyicilerimizin ağzı o kadar sıkı değil, bize çok yardım ediyorlar. O yüzden televizyon lütfen, devam başındakilere yüzden. Teşekkür ediyoruz, ekran başındaki herkese. Bu stüdyodaki seyircilere neden teşekkür etmiyorsun özellikle? Onlara teşekkür ediyorum ama hiçbir tanesi de demedi ki şunu gördük suratını diye ya. Siz de neden yardımcı olmuyorsunuz teyzeler? Şu kıza bir söyleyin birini Allah aşkına. Evet. Ben o zaman sizler adına stüdyomuzdaki seyircimize çok teşekkür ediyoruz şimdiden. Eline gene bir şey geçirmiş eline. Ne bulursa geçiriyor eline. Bir ser çöp geçiriyor. Kayıtta değilken Jennifer Lopez diyor. Kayıda giriyor. Eline bir şey geçirmiş diyor. Ama Eda'cığım sen gerçekten Jennifer Lopez. Melisçiğimiz de böyle bayağı Nicole Kidman'ın Moulin Rouge'daki hali gibi değil mi ya? Değil mi? Teşekkür ederim. Bir kalk bakalım, bir daha bakalım sana. Kalk seni şimdi alırsa. Bana bir Nicole Kidman Moulin Rouge gözüyle bakın. Topuğum takıldı ama beni bozmaz. Çok güzel. Allah Allah. Ben bütün bunu Doğu için oynuyorum zaten. Doğu'yu oynuyorum yani. Peki bugün yarışmanın kurallarında bazı değişiklikler yine olacak. Mi? Birazdan açıklayacağım. Evet yine. Ay, tabii ki yine. Şaşırtıyorsun bizi. Peki bir şey söyleyeceğim. Biz bundan önce kuliste 2 saat 3 saat vakit geçiriyoruz. Orada hiçbir şey söylemiyorsun bize. Burada mı söylüyorsun size yepyeni bir kuralım var gibi şeyleri? Bu mudur? Ama Ayıcan yani hepimiz profesyoneliz lütfen. Olmadı olmadı gerçekten. Deri pantolonla çıkacağını söylesen hazırlıyorum. Peki. Şimdi söylemek istediğin bir şey var mı Metin abi? Çok heyecanlı bir bölüm olacağını düşünüyorum. Çünkü yani yarışmanın ilk günlerinde ben yarışmacıları zorluyordum. Ama haftalar geçtikçe onlar beni zorlamaya başladı. Dolayısıyla çok görkemli bir bölüm olacak. Çok güzel şarkılar ve çok güzel performanslar var. Ben hepsine buradan başarı dileklerimi yolluyorum. Çok teşekkür ediyoruz Metin abi. Siz ekranları başındaki sevgili seyircilerimiz. Evet, Maske Kimsin Sen'den tahminlerinizi, yorumlarınızı, desteklerinizi, ne isterseniz bütün düşüncelerinizi bekliyoruz. Bizim için çok önemli. Şimdi bu akşam bizle 5 yarışmacı yarışacak. Çünkü bu grupta 5 yarışmacı kaldı. Bu gecenin birinci sizin için değişen olayı sevgili dedektiflerimiz ve sevgili seyircilerimiz. Bu gece yarışmacılar ikişerli ya da üçerli gruplar halinde birbirleriyle yarışmayacaklar. Teker teker performanslarını sergileyecekler ve oylama tam 5'i arasında olacak. Ve tabii ki bu 5 yarışmacıdan en sonunda finalde birinin yüzünü göreceğiz. İşte bu akşamın ilk yarışmacısı Şövalye sizlerle. Şövalyemiz geldi. Hoş geldiniz. Sus artık sen de ya. Bacakları kastı diye adama işte. Şimdi 3 tane doğru bir tane yanlış ipucuyla. Önce ipucu paketini izleyeceğiz. Sonra şövalye sizlerle. Benim hayatım sporla birleşmiş bir serüvendir. Gece gündüz demeden çalıştığım günlerin ödülü ise dans figürlerimde saklı. Seyirci ve dedektiflerin karşısında performanslarımı sergilemeye alışmaya başladım. Ancak her hafta sahne biraz daha ısınıyor ve ben bu sahnede savaşmayı çok seviyorum. Size yazdığım kitaplar sayesinde dünyanın en güzel kadınlarından biriyle tanıştığımdan bahsetmiş miydim? Kanatları da sağlıklı var. Yemek tariflerimi paylaşmaya bayılıyorum ve bunu en zamansız anlarda dahi yapabilirim. MSK. Mesela maskemi çıkartmayacağım. Bir sonraki performansıma doğru stüdyoya giderken. Yıldız
yıldız ay mi sun da kemençeme yay mi sun. Gökte yıldız ay mi sun da kemençeme yay mi sun. Alsam seni elime, baksam çalayı mi sun. Alsam seni elime, baksam çalayı mi sun. Kemençeme tel mi sun da derdimi bilir mi sun. Kemençeme tel mi sun da derdimi bilir mi sun. Hayda gidelim desem, benimle gelir misin? Hayda gidelim desem, benimle gelir misin? Kemençe sesi misun da peri misun cin misun. Kemençe sesi misun da peri misun cin misun. Çok bakıyorsun bana, ben uyuyacağım misun. Çok bakıyorsun bana, ben uyuyacağım misun. Kıl olsak çubuk olsak da kemençeme yay olsak. Kıl olsak çubuk olsak da kemençeme yay olsak. Sarsak birbirun izi, gelsene uyanmasak. Eğlenceli şarkıymış ya, bu neymiş, ne eğlenceli bir şarkı. Yumurtlattı. Hayda gidelim desem, benimle gelir misin? Hayda gidelim desem, benimle gelir misin? Gökte yıldız ay misun da kemençeme yay misun. Karadeniz şiveli bir şövalye. Tebrik ediyorum. Yani gerçekten şimdi daha çok alkışlayacağınıza eminim. Neden? Bu üstündeki kostüm kaç kilo biliyor musunuz? Bir tahminleri alabilir miyim? Kaç ay kilo evet sence? Ay evet ya, ve bu kostümle şahane dans etti. Tebrik ediyorum. İnanılmaz. Kaç kilo onu bir öğrenelim. Tahminleri alayım. Abartmayın, 20 kilo diyeyim ben. Yok artık 20 Melis. Kilo. 10. Eda'cığım? Bilmem 10. Tam 25 kilo. Oo, en çok ne? Ben yaklaştım. En çok ben yaklaştım. Ben bildim. Bravo, ben bildim. Yani gerçekten... Aferin sana da. Yani çok çok zor. Yani dünya televizyonlarında bir şövalyeye gerçekten kemençe eşliğinde horon oynatan galiba tek programız. Yani uzun yıllarını Trabzon'da veren ben çok iyi aldım. Tebrik gerçek ediyorum yani. Gerçek bir kültür karmaşası yaşadık, doğru söylüyorsun. Bence bir harmonisi yuvarlak yaşadık. Yuvarlak masasından doğru. Kalktı, King Arthur'u falan bıraktı, kemençeyi aldı geldi abi. Ya. Bizi bir şoklattı ya. Onlar da Karadeniz'den gitme ama. Öyle mi diyorsun? Ya. Sevgili dedektiflerimiz, değişen kuralı birazdan uygulayacağız. Ama önce bu ipucu paketimizden neler çıkarttınız, önce onu öğrenmek isteriz. Yani spor... ...la ilgili biri, sağlıklı beslenmeyle de ilgili biri. Akılda bazı şeyler var tabii ki, bazı isimler canlandı. Benim en zorlandığım maskede şövalye bu arada. Değil mi? Benim evet. De. Yani en hakikaten zor. Sanki çok fazla çeşit ipuçlarında da... ...yani bambaşka farklı farklı şeyler görüyoruz ve... ...hep farklı farklı alanlardaki isimlere gidiyor aklımız. Evet, mesela kitap hem de güzel kadınlarla ilgili bir ipucu vardı. Ben Metin Ara olduğunu düşündüm. Aynen. Daha tahminlerde değiliz ama. Pardon. Tamam. Ama mesela 35 plaka, 35 plaka vardı. Sağlıklı yemekler vardı. Kitap yazıyordu, imza dağıtıyordu. Bayağı bir malzeme var. Var. Spor. Sporcu zaten bacak kasını da zaten fark etmişti. Ya müsaade de olsun, 25 kilo taşıyor adam yani, lütfen. Doğru, onu herkes yapamazdı. Yapamaz, bacağı kesinlikle kastı yapamaz. Biri yapacaktı zaten bunu Melis. Tabii ki. Evet, o zaman şeye geçelim mi, bu değişen kuralımıza geçelim mi? Soru soramıyoruz değil mi? Hayır. O iyi oldu çünkü Alican abi şeyi sorardı. bir kayak takımı gördü, milli kayakçı mısın diye sorardı. İşin içinden asla çıkamayacak noktaya bir sürü. Senin yüzünden soru sorma gücümüzü aldı. Benim yüzünden aldı abi. Saçma şeyler sordun ki, tenisçimizi, gümenisçimizi. Bu adama yıldık biz ya. Peki hanımlar, beyler, çocuklar. Şimdi bu hafta yarışmacılarımız
kendini tanıtacak, kendi cümlelerini bizle paylaşacaklar. Ve işte o an. Birçok kitabım var ama hiçbiri roman değil. Tamam. Evet. Bu da güzel bir ipucu. Evet. Şimdi ipucu paketiyle bunu birleştirmemiz mümkün mü? Tuna Kiremitçi değil. Artık. Canan Karatay da Canan değil Karatay galiba. Canan Karatay değil. O buradan alıyoruz. Yani önceki isimlerden de şey yapınca Arda Türkmen ve Metin Ara arasında bir şey, bir yerdeyim. Tamam o zaman ben yapayım mı tahminimi? Hadi yap. Lütfen. Ben hiçbir kitabım roman değil demesinden, yazdığı kitaplar hani kişisel gelişim kitapları ve Güzel Kadın ipucundan gidip Metin Hara diyorum. Metin Hara. Ben de farklı olsun daha yine yakın bir şey Arda Türkmen diyorum. Geçen haftalarda ne dediğimi de çok hatırlamıyorum. Belki hatırlatırsınız. Tuna Kiremitçi demiştin. Ve işte saçmalık. Saçmalık. Yani neden buradayım ki? Yok be saçmalama, kendine haksızlık etme. Sağ ol. O kadar... Sen de mavi gözlü sarışın tipi düzgün bir insansın. Sen olman da önemli. Yakışıklı kontenjanından varsın biliyor musun? Öyle mi diyorsun? Melis'cim senin tahminin ne? Melis yani... sen de gerçekten olaya dalma, şu işin eğlencesinde ol biraz be. Hırs yaptın yine... güzel. Ya şövalyede böyle bilinmezlikler içinde kayboluyorum dudağımda ben. Dudağımda kırmızı ruju var. Şövalyeciğim. Evet 25 kilo olduğunu hatırlatıyorum. Unutmayın. Evet 25 kilo var doğru. Yani ben de kitaptan gidip ve sağlık kısmına biraz devam edeceğim galiba. Arda Türkmen olabilir diye düşünüyorum. Daha önce de Ender Saraç demiştik sanki. Evet. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam evet. Ender Saraç diye düşünmüştük. O yüzden sağlık kitaplarından gidip Arda Türkmen diyebilirim diyorum. Sağlık kitabı mı? Yemek kitabı olmasın? Yemek kitabı. Doğru, yemek kitabı. Ama sağlıklı yemek kitabı. Ha, doğru. Peki. Kafası karıştı, olur öyle. Kafa karıştı. Ama olur yani bence Arda Türkmen. Arda Türkmen. Bir de yine sağlıktan gidersek Yılmaz Erdoğan'ın sağlıkla ilgili özel bir ilgisi onu var. Onu ben söyleyecektim. Hepsini sen söylesen ben ne söyleyeceğim? Ama tamam hadi onu benim sen aklıma söyle. Gelmişti. Benden önce Yılmaz Erdoğan'a da söyledi. O zaman ben Hasan Kabze diyeceğim. Çıkacağım. Yine Hasan Kabze. Bana biri kalmadı. Ben bacak kasımdan yola çıkarak Hasan Kabze diyorum. Bir şey diyeceğim, İzmir'den gitsek ne çıkar? İzmir'den gidersek... Ama Osman Müftüoğlu da var yemek kitabı yazan. Ben kimleri yazdım ya, bir dakika. Ben ne diyeyim o zaman, Arda Türkmen diyorum. Şimdi, çok önemli kritik detaylar. Bir, güzel kadınlarla birlikte oldum. Güzel kadınlar. Yılmaz Erdoğan tonla mankenine çıkmıştır. Bir, kazanıyor burada. Bir. İki, sağlıklı beslenme. Yılmaz Hocam bu işin hastası. Bak, sağlıklı beslenme. Üç olarak da kitaplarım var diyor ama roman değil. Şiir kitapları. Yılmaz Erdoğan, puslu sesi ve şiir düşkünlüğüyle. Bu maskenin içinde Yılmaz Erdoğan yoksa... ben ne yapayım? Çok büyük bir şey söyleme bence. Ya, ne yapsam ya? Benim buraya... Sakin ol Şamcı. Komediyi bırakıyorum. Mesela iyi bir alternatif olabilir. Komediyi bırakıp... drama yöneliyor. Drama oyunculuğu yapıyor. Evet, Yılmaz Erdoğan mı? İlhan Mansız diyor. Vazgeçtim, İlhan Mansız ya. Ya gerçekten seni sona bırakmayacağım ya. Yani geliyor, 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 duruyor. İlhan Mansız diyorum ya. İlhan Mansız diyorum. Komediyi bırakmaktan vazgeçtim biraz. Ya, korktu. Hanımlar, beyler, çocuklar, bu akşam yarışmacılarımız birbirleriyle değil, hepsi birbiriyle karşılaşacak. O yüzden bir çarpışma için başka birini davet etmeyeceğim. Alkışlarınızla son oylama için şimdilik şövalyeyi uğurluyoruz. Dedi ekiplerimizin tahminleri bu isimler. Tahminlerin doğru olup olmadığını ancak maske çıkınca öğrenebileceğiz. Peki, sizce kim olabilir? En heyecanlı yarışmasında bu gecenin ikinci yarışmacısı, ikinci ünlüsü bizde olacak. O ikinci ünlü geçen haftaki performanslarıyla bizi büyülemişti. Melis, kim geliyor sence? Kim geliyor? Aslan! Önce tanıtım paketi, ardından performansıyla Aslan sizlerle. Bu maskenin altında kim olduğunu çok merak ediyorsunuz ama bunu yakın bir gelecekte öğrenemeyeceksiniz. Yaşımı merak edenler de çok oluyor. Söylediğimde ise kimse inanamıyor. Döndün bak, geldin şimdi.
performanslar sergilemek için çok çalışıyorum. Ve rakiplerim adına çok üzülüyorum. Size aslında o kadar yakınım ki. Belki de kitaplarınızda veya önünüzdeki sehpada gözlerinizin tam önünde duruyorum. Ne diyorsun ya? Sıcakkanlı görünüyor olabilirim ama emin olun buraya arkadaş edinmeye gelmedim. Zaten benim şu hayatta en yakın arkadaşlarım çocuklarım. Çocukları var. O zaman Özge Burak. En sevdiğin şarkıcı kim diye soracak olursanız tabii ki Sezen Aksu. Şarkılarını dinlemeye de söylemeye de bayılıyorum. Birazdan sahnede olacağım. Yerlerinizden doğrulun çünkü ben geliyorum. Kalpten kalbe bir yol varsa bu aşktır elbet. Benden sana gel. Rüzgarın yetti bana koptu bir kıyamet. Aç kapını ben geldim. Giydim ateşten gömlek. Kuş sütüyle beslerim seni. Mis yerine koklarım seni. Kalbimin sarayları senin. Sen ağlat ben severim seni. El üstünde tutarım seni. Gizimde uyuturum seni. Kalbimin sarayları senin. Ben seni yaşatırım seni. Tut kolumdan çek götür beni. Diye içine çek beni. Yalnız taştan duvar olmaz, bunu yaz bir yere. Sarılıp yatmazsam uyku girmez gözüme. Dünya gözümde değil, olmuşum sana pervane. Kuş sütüyle beslerim seni. Mis yerine koklarım seni. Kalbimin sarayları senin. Sen ağlat ben severim seni. El üstünde tutarım seni. Dizimde uyuturum seni. Kalbimin sarayları senin. Ben seni yaşatırım seni. Tut kolumdan çek götür beni. Diye içine çek beni. Tebrik ediyoruz, tebrik ediyoruz, tebrik ediyoruz. Vay 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 yani vay. Aslan harikasın. Tansel abinin, Tansel abinin deri pantolonundan sonra ikinci ben etkilenişi oldu. Evet hemen hiç bu performansın etkisi üstümüzden kaybolmadan ki kaybolacak gibi görünmüyor. Melis ne düşünüyorsun? Senle başlamak istiyorum. Zaten favorim olduğunu herkes biliyor herhalde. Evet biliyoruz. Ve dediğim gibi senin performansından sonra... Bugün özel olduğu için Aslan yine kalbimi fethetti benim. Şudur diyorum ya, başka bir şey demiyorum. Evet. Bu duruşu da i̇şte aldı. İşte bu. Duruşu da aldı. Ben Aslan'a bayıldım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Aslanımız, Aslan maskesi direkt Aslan'a benziyor değil mi? Yani başka bir şeye benzetmeye gerek yok. Gerçekten. Öncelikle içindeki ünlüye de çok teşekkür ediyorum. Dansın, eğlencenin, performansın, sahnenin değerini bildiği için, sanatın değerini bildiği için, burada bizimle, bu güzel kostümüyle olduğu için ona çok teşekkür ediyorum. Bu şahane kostümü övmek istiyorum. Bu gayet güzel, iyi niyetli. İçindeki ünlümüzün dansından dolayı, performanstan dolayı tebrik ediyorum. Benim de tahminlerim var ve çok yetenekli, çok sevdiğimiz biri olduğunu düşünüyorum bu ünlünün.
Doğucuğum, ipucu paketlerinden çıkarttığın bir şey var mı? Çünkü o ipucu paketleri çok önemli. Arkadaki bir obje, onun kimliğine ilişkin kanıt olabilir. Neler çıkarttın? Aa, yıllar önce Lambada dansında vardı o numara. Benim sınavım büyük ya. Evet Doğu, defterde kayboldun yine. Vallahi bir şeyler yazdım ama yazdığımı okuyorum. O zaman Alican. Peki Alican, sana geçelim çünkü Doğu'da duruyor yani. Benim bir tahminim vardı bu haftaya kadar Aslan'la ilgili ama bugünkü ipucu paketinde çocuklarıyla ilgili söylediği şey tabii beni şimdi düşündürdü. Başka birileri de olabilir ihtimali üstünden. Ama bu kadar iyi dans edebilen de kaç kişi var? Hani bu evet, kadar sahneye hakim. Evet, mesela yaşıma kimse inanmıyor dedi. Hani böyle zaten çok fit görüyoruz biz buradan. Evet. Çok fit, harika. Oo! Bir aslanımız var. Bir de çok barışık değil mi yani hiç böyle... Evet, yani... bir de dergi kapakları falan yani bayağı bir ünlümüz bu. Sezen Aksu fanı olduğunu söyledi. Evet. Çok da güzel bir şarkı söyledi Tarkan'dan duymayı sevdiğimiz. Yani bu çocuk fake ipucu değilse bizi değilse, tabii başka isimlere evet. götürüyor. Yani ya o çocuk belki ev hayvanlarıysa benim aklıma o geldi. Ha. Yani çok aslında mantıklı. Altında bir sürü isim var. Peki. Şimdi isterseniz o heyecanlı ana gelelim. Çünkü bu an beni çok heyecanlandırıyor. Kendisi hakkında bir şey söyleyecek kendi sözleriyle. Ve daha sonra da ipucu paketiyle bunları birleştirip tahminlerimizi söyleyeceğiz. Bakalım ne gelecek çok merak ediyorum. Gönder. Benim tatillerim çok meşhurdur. Tatilleriniz mi? Tatiller. Tatillerim. Magazin. Tatiller. Çabuk. Eda Taşpınar mı acaba? Bir dakika biz nasıl daha önce düşünemedik onu? Eda Taşpınar'ın çocuğu var mı? Fake'tir. Tatilleri çok meşhur. Gerçi heyecanlandım bak. Elimi masaya vuruyorum. Fake'tir. Burcu Esmersoy da öyle mi acaba? Bir tatilli bir Burcu program Esmersoy, yapmışlardı. Burcu Esmersoy evet geziyordu. Bir gezi sen programı. Sen var ya gerçek bir dedik şimdi. Çıkarsa Burcu. İlk defa bilmiş olacağım. Alican sen ne düşünüyorsun? Neler geliyor aklına? Çağrışımlar. Yani... Eda çok güzel tahminler de bulunuyor ya. Burcu Esmersoy ve biraz da Çağla Şikel. Evet bak Çağla Şikel de olabilir. Her yaz görüntülenir ya. Ha var onun çocuğu da var. Çocuk da var. Çocuğu tamam, da mükemmel. Var. Yalnız ya bir sürü isim var ya. Evet. Mesela Tuğba Büyüksü'nün de çocuğu var. Şeyda Subaşı'nın da tatilleri öyle. Evet. Ben de onaylayacağım. Onaylatan sen. Özge Borak demiştik eski haftalarda. Özge Borak eğer çocuk fake ipucuysa çocuğu yok değil mi Özge Borak? Ama şimdi Borak? Sesi sanki benzemiyor. Gibi. Ses değişmiş gibi yani. Defne Samyeli'nin çocuğu var. Vücudu güzel sahneleri bilen biri. Tatili meşhur mu? Değil galiba niye ama. Niye olmasın ama? Bir tatil niye olmasın gidebilir. Evet şimdi tahminleri alacağız. Doğu düşündün mü? Senden başlıyoruz. Galiba Defne Samyeli diyecek gibiyim. Gibiyi atsak... Zorlamasan bu kadar. Abi gene Hasan Kabze diyecek diye korkuyorum. Diyecek çünkü gerçekten. Tatilden dolayı Şeyma demem. Çünkü Şeyma normal hayatı tatil. Bence ben Defne Samyeli diyeceğim abi. Evet Doğu Demirkol Defne Samyeli dedi. Ben yine çok karıştım. Şimdi ilk zamanlar ikidir Burcu Esmersoy diyorum sanırım ben. Ve Çağla Şikel'e de gidip geliyorum şimdi. Beni bir pas geçelim ya ben karar Peki, vereceğim. Peki Eda'cığım. Gidip geliyorum. Yani ben Defne Samyeli, Asuman Krause, Özge Borak, Tuğba Büyüküstün hepsini düşündüm. Sonra Eda Taşpınar geldi aklıma. Ama en son Çağla Şikel demek istiyorum yani. Çağla Şikel geldi. Alican. Ben de çok Özge Borakçıydım ama çocuk meselesi yüzünden Çağla Şikel de çok iyi dans ediyor bildiğim kadarıyla. Hatta yani bale geçmişi olduğunu biliyorum. O yüzden yani bu kadar iyi dans eden birinin dansla iyi bir ilişkisi olması lazım. Bence Çağla Şikel. Çağla Şikel. Ya ben aslında ipuçlarından başka bir yere gitmiştim. Bu dergi kapaklarında olmasından oyunculuğa gittim. Bir de dalışı araştırdı. Gene dalışa geçtik, dalışa geçtik. Gene tatillerim çok ünlüdür Allah dedi. Allah. Gökçe Bahadır Nereden dalıyormuş. Nereden soktun aklımıza şu işi? Yani çok Gökçe Bahadır olma ihtimali de var bence. Çocuğu yok. Ama çocuğu Gökçe Bahadır'ın tatilini bilen Gökçe var mı? Gökçe Bahadır yaşını işte, göstermeyen bir ünlü abi? Şu an tamamen tatilden gittiğimiz için sen Çağla Şikel mi dedin? Evet. O zaman ben de Eda Taşpınar diyeyim. Eda Taşpınar. Hanımlar, beyler, çocuklar. Alkışlarınızla Aslan'ı uğurluyoruz. Dedektiflerimizin tahminleri bu isimler. Tahminlerin doğru olup olmadığını ancak maske çıkınca öğrenebileceğiz. Peki sizce kim olabilir? Biliyorsunuz bu gece... 5 yarışmacımız bizle ve hepsi birbiriyle karşılaşıyor. Gecenin sonunda oylama olacak ama Doğu. Senle aslında bu gece biraz uğraştığımı itiraf ediyorum. Nedeni neydi?
Neydi onu söyleyeyim. Abi? Duyduğumuza göre magazincilerle sizler hakkında bir takım böyle demeçler vermeler. Ne? Böyle bir şeyler söylemeler ve arkadaşlarımız o görüntüleri bulmuşlar. Ne? Sevgili Doğu. Atıyor ya. Beni gömme. Atıyorsun. Hadi beni bakalım. Kötülemek için. Nereden bu kadar? Peki ben bulunduktan sonra izledim sevgili seyirciler. Ben böyle bir şey görmedim. Yo atıyor ya. Şimdi Doğu Demirkol magazincilerle dedektiflerimiz hakkında yaptığı röportaj diyemeyeceğim ama konuşmalar. Hiçbirinden haz etmiyorum. Hiçbirinden haz etmiyorum. Tamam, Mets'ten biraz haz ediyor olabilir. Ama o, ben ondan haz ediyorsam da o bana aşık. Çok net duygularını gizleyemediği aşık ya. Ben bir hafta önce kim söylediysen bilinçaltına işliyor belli ki. Bana olan duygularından dolayı, bana olan zaafından dolayı bir hafta sonra benim söylediğime dönüyor. Neden? Meftun olmuşuz, kendine bakmış. Yazık, ne yapayım, ne yapayım? Ama profesyonel bir iş, burada iş yapıyoruz. Yani ben de ona aynı şekilde yaklaşırsam ne olacak? Çok güzel kız ama olmaz. Yapamam, işin olan saygından dolayı yapamam. Çok güzel kız ama olmuyoruz. Eda zeki çıktı. Dedektif olarak Eda bayağı başarılı ya. Enteresan şekilde, demeyin de enteresan diyeceğiz, ayıp olur. Güzel kızlar o kadar zeki olmaz gibi geliyor ya dışarıdan bakınca. Önce zeki çıktı kız. Alican yanlış tercih. Al işte haz etmediğim kişi oldu. Gerek yoktu, iki kız bir erkek iyiydi aslında. Yanlış tercih. Soru sorma yetisi kıt. Uyumlu bir dedektif ya Alican abi. Uyumlu, en azından ya biz ne dersek ona adapte oluyor. Yani fikirlerini ona göre şey yapıyor. Yalnız başlarda çok soru sorma konusunda yetisi kıt geldi başta. Öyle bir soru soruyor ki milyonlarca kişi içinden 3 kişiyi eleyebileceğimiz bir soru. Tenisçi misiniz? Ya tenisçi değilse ne kazanacağız? Kimi eledik? Şarapova'yı mı eledik? Kimi eledik ya? Benim de tenisçi misiniz? Dalmış mısınız diye sorulur mu bir insana ya? Dalmışım desen kimi diyeceksin? Bir tane şahika yok mu? Başka var mı? Ya bir kişi ya nokta atışı saracak ya da soru tamamen çöp. Canı kenara çektim. Bu adamı ki bak burada köşeye çektim konuştum. Ya kendine çek, üzerine çeksin mi? Ve burada atıyorum da çok ağır mı koyuyorum, sana bekliyorum. Çok ağır mı koyuyorum. Programı çok saygı. Tamamen montaj. Tamamen montaj, ben değilim. Benimle alakası yok. Şimdi yorumlarını rica ediyoruz. Kansel hakkında bir şey var mıydı? Şivesi bana çok benzeyen bir tip. Adam için boş kümeyim ya. Ben niye Kansel'e yani de bir şeyler söylemedin? Evet. Seviyorsun onu demek ya, ki. Ya Tansel abi seni gerçekten gönülden seviyorum biliyor musun? Gerçekten seviyorum. İyi bak, ki varsın. Bak seni gömmemiş. Senin şu enerjin olmasa bu program yarı yarıya eksilirdi. Çok teşekkür ederim. Gerçekten. Bravo Tansel, iyi ki varsın be. Çok teşekkür ederim hanımlar, beyler, çocuklar. Sevgili Tansel. Canım. Burada iki tane güzel lafla yoğurtladı seni. Yoğurtlamak ne demek? Bir saniye bir dakika. Yoğurtlamak ne demek? Bir saniye abi. Ya bırak yoğurtlamak diye bir tanrı kullanamazsın. Ve şurada yaptığı şeyleri hemen alkış. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Falana döndü iş. Nedir abi? Abi ben insanlara yoğurtlayan biri miyim ya? Sen niye beni zan altında bırakıyorsun ya? Yani cacıkladın, yoğurtladın gibi bir şey. Yani ne yapayım ben öyle kolay kandırılıyorum. Bunu unutacak mıyız yani? Şurada yaptığı şey unutuldu mu? Lütfen bak, burada bir takımız, bir ekibiz. Takım mıyız? Ve sen karşındaki insana dalgıç mısın? Evet. Tenisçi misin? Kayakçı mısın diye soramazsın. Müdahale bak etmek istiyorum. Sen bunları zaten söyledin. Tamam. İnsanların evet arkasından söyledim. Onun açıklamasını şimdi yapıyorum şu anda. Evet, söz hakkı yanlış oldu abi. Bir saniye onun yanlış söyleyeceği illaki bir şeyler bana var Doğuç. Neden tenisçi olup olmadığını sordun. Bir dakika, bir saniye arkadaşlar, bir söz hakkımı kullanayım ya. Konuşturtmuyor ki. Beyefendi. Mesnetsiz ithamlar var ortada. Evet. Beni kenara çekmiş mesela. Nerede çekmiş beni kenara? İspat etsin. Delilleriyle, kanıtlarıyla. Bam bam bam. Seni hangi kenara çektim biliyor musun? Ne zaman? Hangi kenara? Gönlümün kenarına çektim seni. Senin yerin burası. Kim? Helal olsun. Tipi gösterin. Ne oldu? Biraz önce ben yoğurtlandım. 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 Ya sen inanamıyorum ya. Bir anda. Ballandılar, ballandılar. Bir anda. Ben ama en çok şeye takıldım ya. Eda diyor zeki çıktı diyor ya. Birazdan Eda'yı da yoğurtlayacak. Zeki hayır çıktı Eda, diyor. Eda dizideki yani performansı itibariyle dizide saftirik ama ara ara zeki şeyler yapan bir insan imajı, bir personanın içindesin. Evet, Yıldız'a diyor. Gerçek hayatta karşılaşınca aa bu kız ne kadar zekiymiş oluyor insan onu. Ben bunu bir övgü olarak aldım. Arkamdan konuşmuş gibi gelmedi yani. Kötü bir şey söylemiyorum. Başta salak sanması dışında. Hayır, başta salak sanmak da salak sanmak Eda değil yani. Anladım, abi sen benim oynadığım Yıldız karakterine itaat ediyorsun ama Yıldız da akıllıdır yani. Şimdi bravo. Bence şu anda Eda acıdığı için üstünde gitmiyor. Güzel anlamış. Melis'e olan aşkından biraz bahsedelim. Ben orada bir de heyecanlıyım.
heyecanlandı galiba. Rur 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 diye konuşuyordu, evet, değil mi? Tam tabii anlayamadım. O görüntüleri bir daha istiyorum. Çünkü her kelime için ayrı bir şekilde. O çekildiğinde o iki hafta önceydi. Gerçekten dilin sana karşı sana duygularım varken şimdi geçti. Bir de bir tamam şey, çok güzel geçti. Kız ama olmaz. Aşk, meşk, bir şey. Ne, olmaz. Ne? Profesyonel bir işin içindeyiz. Unutacaksan unut artık. Bocalamaya başladı. Bir hiç merak etme. Bir sonraki arada o görüntüler elinde olacak. Sonra da olacakları ben karışmıyorum. Evet, hocam, sonrası yani bende zaten. Şu an bir şey olmaz, yani, şey. Sana bu güzel bir şiir yazarım. Ay ne şiiri canım? Doğum gününde yazdın de işte, tamam. Etkileneceksen etkilen be sen de yeter artık ya. Peki hanımlar, beyler, çocuklar. Gecemizin üçüncü yarışmacısı Unicorn şimdi sizlerle birlikte olacak. Fakat ondan önce artık alıştınız, biliyorsunuz. Üç tane doğru, bir tane yanlış ipucu paketiyle Unicorn performansıyla karşınızda. Unicorn'la bol sohbete hoş geldiniz şekerim. Kim de o ya? Seda Sayan. Ay bugünkü konuklarımı biliyorsunuz. Ay aman az sonra göreceksiniz ya yol. Ama konuklarıma geçmeden önce size bir önceki bölümü göstermek istiyorum. Hayırsız amma düştüm ağına, olanlar oldu bana. Bence en renkli performansları benden izlediniz. Hepinizin favorisi benim değil mi? Beni hep böyle Avrupa'yı kostümlerle gördünüz. Çünkü köklerim ta batıya dayanıyor. Bu arada kıyafetimi en çok kim beğendi biliyor musunuz? Kızım. Ah. Onun da kızı. Gözünüzü benden ayırmayın. Herkes sevmeye, sevilmeye muhtaç. Şu dünyada sevgi büyük ihtiyaç. Herkes sevmeye, sevilmeye muhtaç. Herkesle dost ol, herkesle arkadaş. Ömrümüz geçiyor bak yavaş yavaş. Herkesle dost ol, herkesle arkadaş. Ömrümüz geçiyor bak yavaş yavaş. Onda bunda şundadır, şunda bunda ondadır. Mavi boncuk kimdeyse benim gönlüm ondadır. Onda bunda şundadır, şunda bunda ondadır. Mavi boncuk kimdeyse benim gönlüm ondadır. Şu dünyada sevgi büyük ihtiyaç. Herkes sevmeye, sevilmeye muhtaç. Şu dünyada sevgi büyük ihtiyaç. Herkes sevmeye, sevilmeye muhtaç. Herkesle dost ol, herkesle arkadaş. Ömrümüz geçiyor bak yavaş yavaş. Herkesle dost ol, herkesle arkadaş. Ömrümüz geçiyor bak yavaş yavaş. Onda bunda şundadır, şunda bunda ondadır. Mavi boncuk kimdeyse benim gönlüm ondadır. Onda bunda şundadır, şunda bunda ondadır. Mavi boncuk kimdeyse benim gönlüm ondadır. Onda bunda şundadır, şunda bunda ondadır. Mavi boncuk kimdeyse benim gönlüm ondadır. Onda bunda şundadır, şunda bunda ondadır. Mavi boncuk kimdeyse benim gönlüm ondadır. Bravo!
Hanımlar, beyler, çocuklar, şahane. Ah, nazar boncuğunu da taktı. Bak bak Doğu, sana örnek olsun. Bak. Bak. İnanılmaz. Bunların hepsi sana sübliminal mesaj. Evet, Eda'cığım nasıl buldun? Harika buldum, çok neşeliydi. Çok güzeldi. Unicorn zaten çok sevdiğimiz bir karakter. Yani uçlarını şimdi birkaç VTR izlediğimiz için artık hepsini kafamda birleştirmeye çalışıyorum. Ama mesela ben şeyi söylemeden edemeyeceğim Eda'cığım. Mesela ben bu kostümün içinde seni de görmek isterdim ya. Bazı insanlar evet ben zannetmiş. Yani ilk programda. Canım hadi Unicorn'u sen zannettiler. Ben adamın yanında duruyorum, onu ben zannediyordum. Evet ya, evlenme teklifi de aldı, hayırlı olsun da demek istiyorum. Evet. Nazar Allah boncuklu yüzünü de çok var, beğendim. Ama kızı var, çocuğu var ama galiba. Evet, sen ne düşünüyorsun Melis'ciğim? Yine her zamanki gibi çok asilsiniz. Sizin asaletinize ben bayılıyorum zaten her gördüğümde. Galiba en eğlenceli performans buydu sanırım. Evet. Herkese bu arada bir özel bir şey de söylüyor gibi oluyorum ama. Yok ama çok yani. Çok eğlendim, çok her tatlıydı. Her gelen performans bir önceki evet, performansı unutturacak kadar bizi içine alıyor ve ondan bu çok kıymetli olabilir. Bir şey. Ondan dolayı da olabilir ama bu çok tatlıydı. Gerçekten çok teşekkür ederim. Evet, Metin abi gerçekten. Hanımlar, beyler bir alkış alabilir miyiz? Müthiş. Yani ekibinize, size gerçekten ne kadar övgü söylesek az kalacak. Şimdi Tansel'cim, senin performansını da yeri gelmişken tebrik ediyorum. Yani burada dansla beraber gerçekten muhteşemdi. Biz hafta içinde şarkı provalarını yaparken zaten dansları da hayal ediyoruz ve birlikte düşünüyoruz. O yüzden de şarkıların performansı da artıyor dansı düşününce. Unicorn da çok sürpriz şeyler getiriyor her hafta. Şöyle bir şey yapalım, böyle bir şey yapalım diye. Dolayısıyla yarışmacılarımızın özverili çalışmaları beni de motive ediyor. Ve ortaya gerçekten de burada seyrederken güzel bir iş çıktığını düşünüyorum. Bundan da büyük keyif ve mutluluk duyuyorum. Biz de aynı düşüncelerdeyiz. Kesinlikle çok eğlenceli ve çok güzel bir şey imza atmanın gururu içindeyiz. Çok teşekkür ederiz. Bravo. Evet, şimdi şöyle yapalım. İpucu paketinden neler çıkarttınız? Sonra onun sözlerinden sonra bunları nasıl birleştirebiliriz? Bence böyle bir şey yapalım. Ya bu Avrupa'yı geçmiş meselesine her VTR'de bir vurgu evet. Yapılıyor. Uçak da getirmişsiniz. O yüzden hani onun sahte bir ipucu artık olmadığını düşünüyorum. Defalarca söylendiği kesinlikle. İçin. Kesinlikle. O yüzden %100 Türk değil, yabancı uyruklu bir ünlümüz olduğunu düşünüyorum. Yani şimdi sizi kızı yönlendirmek için söylemiyorum ama geçen haftalarda Farah demiştiniz. Eğer Farah çıkarsa ben burada vallahi bayılacağım. Yani Farah mı bilmiyorum ama bu VTR'de yeni olan bir kızı olduğunu söylemesi oldu. Evet. Şimdi o da büyük bir ipucu. Sahte mi bilmiyorum ama bakalım biraz da Alican yorumlasın. Evet, o kızı olması meselesi işleri değiştirir hocam. Yani ben şöyle şey yapıyorum. Evliyiz, evli. Durumu evliyim diyor. Hayır, hiçbir şey söylemiyor. Şu anda o sizle oynuyor. Diyor ki biraz önce diyor evlilik teklifi aldım diyor. Evet. Onun heyecanıyla. Evlilik teklifi aldım diyor. Oo diyor, ben çok ayrıcalıklı bir insanım diyor. Hepiniz diyor haddinizi bilin bir kere diyor ya. Darısı başınıza. Teşekkür evet, ederiz. Ama ben bu gidişle şaka dedi. Yapmaktan işten kovulacağım. Size söz veremiyorum. Konuşacağım. Çok tatlısınız. Yok ama. Darısı başınıza. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Zaten ses bize dedi. Melis, darısı başınıza dedi. Değil mi? Yok, sanmıyorum. Yani adil olmak lazım. Şimdi o bunu söylüyorsa ondan sonraki yarışmacı da bir şey söylemek istiyor. Heyecanlıyım. Herkes evlilik teklifi almıyor. Pembe boynuzlu bir unicorn'dan. İçinden kim çıkacak çok merak ben ediyorum. Ben çok merak ediyorum. Ya niye herkes bana böyle bir şey yapıyor, ben üzülüp ya senin tanıdığın biri ise? Ya büyük ihtimalle öyle çıkacak da şimdi neyse ben hemen olayı toparlamam lazım. Doğucuğum. Abi kızı olmasına ve yabancı uyruklu olmasına takıldım kaldım arkadaş. Şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Önceki notlarıma dönüyorum hemen. Evet aynen. Evet biraz onlara niye bakmıyorsunuz? İkidir bak elindeki şeyi gösteriyor, nazar boncuğunu. Ben önceden eski ipuçları içinde bir nazar boncuğu yazmışım buraya. Nazara inanan bir ünlümüz. Çok nazar değen bir ünlümüz. Bak evet. Boynuzunu tık tıklıyor. Akıl evet, diyor. Evet ben de tamam, yazmışım. Tamam ama buradan nereye nazar varacağım? Boncuğu işte bilmiyorum. Bir nazar boncuğu belli ki onun bir şeyi yani. Hani nazara Kenan Doğulu'nun güneşi gibi düşün. Yani eski ipuçlarında Fenerbahçe yani var. Yani yabancılık, nazar boncuğu bunlar evet. Belli ki gerçek ipuçları. Onların üstünde düşünürsek belki bulabiliriz bir şey. Bir kere kendisi bize bir uçak getirmişti.
Evet. Evet. Bir de çocukken hep izlerdim. Sevdiklerimi gibi bir şey vardı gökyüzünde sanki. Arardım gibi bir şey söylemiştim evet, çocukken. Evet, tamam. Sevdiklerimi gökyüzünde seyrederdim. Alardım. El sallardım. Evet tamam tamam. Mikrofonu ben deyinceye kadar vallahi kapatabilir yıkar miyiz? Gerçekten. Açık açık kimsin desek söyleyecekler. Vallahi verdiğimi vereceğimi pişman ettin ya. Bak bir de enerjik biri o, hiperaktif bir. Abi enerjik de o unicorn'un ucundan ben korkuyorum. Yani yarışmacı indikten sonra beni o hediye edip gönderecekler gibi geliyor. Ama kızlar tamam, tamam, tamam. Hayır ama canım sen yani. Sen mikrofonun sesini mi kapattınız? Ya sesini kapattım tabii, ne yapayım? Ama o zaman kendi sesi duyuyorum. Ama ne yapayım yani? Koca unicorn'u küstürdün. Unicorn'u küstürdün. Ya bakın ben kaba, inanın kaba biri değilim. Beni tanıyanlar bilir, oldukça nazimdir. Yalnız konuşma. Sarıl bir, sarıl bize. Bir teselli etsene. Aha ağlıyor. Sarıl öp. Özür dilerim. Cici unicorn, cici... Ah, hemen de topladı. Tamam, çok güzel. Cici unicorn, şimdi sana söz hakkı verinceye kadar sen konuşma. Anlaştık mı? Teşekkür ederim. Cümleyi duyabilir evet miyiz? Evet, cümleyi duyalım. Bir sürü isim yazdık. Söylemek istediğiniz bekliyorum başka bir şey yoksa cümleyi duyacağız. Evet. Evet, bize ne söyleyeceksin sevgili unicorn? Teşekkür ederim söz hakkı tanıdığınız için. Önce laf sokarak başlıyoruz. Şimdi sizi ipucum. Hı. Evet. Ben babamla aynı projede yer almaktan çok mutlu oldum. Aa, büyük bir ipucu Metin verdi. Metin Özülkün'ün kızı. Büyük bir ipucu verdi. Ama bu proje olmayabilir değil mi? Yani şöyle ki. Bir öyle bir geçer zaman ki vurgusu vardı eski VTR'lerde. Evet, bir evet yabancı geçmiş durumu vardı. O yüzden çok fazla Vilma LSD'ye düşünmüştük. Hatta Alican'ın tahmini de buydu. Ama şu an şimdi bir kız eklendi ve babamla aynı projede ya. Demek ki babası da ünlü ve tanıdığımız biri. Bir ünlünün kızı. Yani bu çok büyük bir ipucu. O yüzden aklım birazcık benim Doğa Rutkaya gitti şimdi. Rutkay Aziz'den dolayı. Ama beraber bir şey de... Ama beraber bir şey de oynamış olabilirler. İlla ki oynamışlardır. Evet. Normalde hani Pınar Altuğ aklıma gelmişti, kızı var, sahneyi bilen biri, o da oyuncu. Meryem Uzerli'yi düşündüm, hem yabancı kökeni oluyor, hem kızı var, hem de bu performansı verebilecek şekerlikte bir insan. Meryem Uzerli'yi düşündüm. Yani şu anda bir sürü isim geldi aklıma. Vallahi ben Eda Ece'ye bir alkış istiyorum. Kesinlikle. Yani Eda'cığım bayağı sınıfın çalışkanı sen çıktın ya. Yani aklıma gelen isimleri söyledim. Şimdi tahmin etmeye çalışıyorum unicorn kim? Vallahi bravo, bravo. Sen hangi ismi söylüyorsun? Aa acaba mı? Aa acaba? Aa filan diye. Böyle yandan bakıyorum. Bu, evet, bakalım hangisi? Şimdi ben yabancı kısmına tamamen takılıp yabancıları yani yabancı kökenle bağlantısı olanları yazdım işte. Yasemin Alın, Asuman Krause. Bir de enerjisinden dolayı sanki ve ses tonu biraz Asuman Krause'ye benziyor gibi geldi bana. Ama bu babayla bağlantısını bilmiyorum. Asuman Krause. Doğu, hadi topu sana atıyorum. Dişindeki kırmızılığı bir sil önce. Dişindeki yok Doğu, öyle bir şey Melis'im, yok. İlk yok defa bir top attım sana. Bir pas verdim. Sadece verebileceğim pas da buydu zaten. Oo. Oo. Ne oldu? Laf mı soktun? Neden öyle şeyler söylüyorsun bana? Neden duygularım karşılıksız kaldı? Sen iyi bilirsin bu işleri. Tipil gözlerinde çok çapkınlık yapmışsındır. Ben tecrübesizim. Ne yapmam lazım Ali Can abi? Yalnız arkada Avize kızın başı şişti biliyor musun? Avize kız. Avize kıza bir alkış. Avize kıza bir alkış. Avize teşekkürler Tuğçe için. Mükemmel performans. Yani o ağır bir şey diyeceğim. Birce Akalay da olabilir. Haa. Ha, kızı var. Onun kızı yok. Dövmesi yok var ama kızı var mı? Babasıyla şey, ortak performansı. Babası. Ya işte ben orada kayboldum. Birce Akalay'ın babası. Uydursan ya tezini desteklemek. Yok gerçekten Hüsnü Akalay çok değerli bir oyuncudur. Aa. Ya evet. Çok kıymetli bir oyuncudur. Hüsnü Akalay da Birce Akalay da Kadıköy Tiyatrosu'nda güzel oyunları vardı yıllarca. Attım. Attığını ben var ya buradan böyle gözünün içine. Yani Hüsnü Akalay diye biri yok güzel mu? Güzel attım, güzel attım. Hüsnü Akalay diye biri belki vardır ama Birce onun babası okuldan mıdır bilmiyorum. Arkadaşım attım, biraz attım, kusura bakmayın. Başından sonuna kadar biliyordum. Ben de hemen yedim. Ben bir şey diyemiyorum artık. Yasemin Erin'in babası mı ünlü, anası mı annesi ünlü? Annesi sanırım. Annesi. Buna Yıldızoğlu çok sevimli. Bergüzar Korel var isterseniz. Oo. Çocuğu oldu. İsteriz. Ama galiba elinizde çok malzeme var. Böyle çok çok ünlümüz var yani.
Kim var Tansel? Kaldık da böyle. Hani nerede var? Nasıl işte yasak ben? Bergüzar'ı söylüyorsun işte. Daha ne söyleyeceğim? Yasak. Şey diyor. Korel'in babası Hüsnü Korel mi? Alalım arkadaşı. Şeyin babası Tanju Korel. Bu evet. Maske 25 kilo değil ama yani yine de sonuçta içinde bir insan var arkada. Ona da günah yani. Tuğçeciğimiz orada. Evet. Hadi tahmin yapalım. Hakikaten evet çok artık tahminleriniz hadi. Çok hadi. Bayağı var bir de tahminleriniz. Kendinize güvenin biraz yürüyün. Evet Doğu senle başlıyor muyoruz? Ali Can'la başlıyoruz. Ah çok iyi. Doğa Rutkay. Doğa Rutkay. Ben Meryem Uzerli diyorum. Meryem Uzerli. Melis'cim. Asuman Krause. Asuman Krause. Vilma Elles diyorum ya. Yasemin Hanım dedin mi? Demedim. Demedim. Yasemin. Ama onun da kızı yavrusu yok. Evet yavrusu yok. Pınar Altuğ da ne güzel bulmuştun. Pınar Altuğ'un babası. Var. Hüsnü Altuğ mu? Hüsnü Altuğ. Bu muhabbet tutuluyor. Hüsnü Altuğ'un kızıysa eğer ama Pınar Altuğ gerçekten Hüsnü Altuğ'un kızıysa Pınar Altuğ diyorum abi. Pınar Altuğ dedi. Evet bu güzel performansın ardından şimdi Unicorn'u gecenin sonunda yeniden karşınıza davet etmek üzere uğurluyoruz. Dedektiflerimizin tahminleri bu isimler. Tahminlerin doğru olup olmadığını ancak maske çıkınca öğrenebiliriz. Peki sizce kim olabilir? Sen sev yağmurları, yağmurlar yağsın üzerime. Beni daha önce şarkı söylerken gördünüz. Aa. Evet, geçen hafta. Doğu çok akıllı. Biliyorum, istiyorum, seviyorum. Ben önce Gora'ya gittim, o sonra Arif Bey 216'ya gitti. Kalbimi çaldığı yetmezmiş gibi fikirlerimi de çaldı. Bu gecenin sonunda bir ünlümüz maskesini çıkartacak ve bize yüzünü gösterecek. Ah kavga çıktı orada. Aa. Maske kimsin senin? O beklenen anı. Ejderhanın ipucu paketi. Unutmayın bu ipucu paketindeki her nesne, her şey çok önemli. Ama üç tanesi doğru, bir tanesi yanlış. Daha sonra performansıyla Ejderha'yı sahneye davet ediyoruz. Evet çocuklar. Yeni bir haftada tabii ki yine birlikteyiz. Bugünkü dersimizin konusu başarının sırrı. Başarılı bir ünlümüz. Öğretmen. Aradığın aşkı söyle. İçinizdeki enerjinin seyircilere aktarılması çok önemli. Yazdığın senaryoların hayata geçtiğini görmek güzel. Senaryo yazmış. Yine tarihi bir şeyler var. Beni tanıyanlar bunu iyi bilirler. Ben toplamayı, biriktirmeyi ve koleksiyon yapmayı hep sevmişimdir. İşte de aile tatlıları düşünüyorsun. Kolay gelsin çocuklar. Sizi bilmem ama ben yine çok heyecanlıyım. Bekleyin, ben şarkımı söylemek için koşarak yanınıza geliyorum. Sokaklar sakin, geceler kara basan, ellerim titrer, kim bu ben, kim bu susan. Ne soran var ne bilen, sebebim yok bana kıyan. Kadınım sen gül, vazgeçtim rüyalardan. Beni sevmezsen yağmurları sev, bulutlar ağlasın, sen gül güneş doğsun. Yeniden gidiyorum, gözüm yaşlı, hatıran har yüreğime. Sen sev yağmurları, yağmurlar yağsın üzerime.
gidiyorum gözüm yaşlı. Ah yine yol, yol üstüne. Sen sev yağmurları, yağmurlar yağsın yüzüme. Beni sevmezsen yağmurları sev. Bulutlar ağlasın, sen gül güneş doğsun yeniden. Gidiyorum gözüm yaşlı, hatıran har yüreğime. Sen sev yağmurları, yağmurlar yağsın üzerime. Gidiyorum gözüm yaşlı. Ah çok iyi şarkı seçiyor Ejderha sürekli. Evet, bir de zevk alıyor. Evet, sen sev yağmurları, yağmurlar yağsın yüzüme. 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 Çocuklar yine müthiş bir performans. Çok çok iyiydi ya. Tebrik ediyoruz. Beni görmüyor. Evet, hemen değerlendirmeye geçelim. Çok iyiydi hocam. Çok iyiydi. Yani bu şarkının hani orijinali bir kadın şarkısı ya bu. Ve bir erkeğin sesinden bu kadar güzel duyulacağını hiç düşünmemiştim. Ben dinlemedim eğer önceden böyle bir yorum var idiyse. Çok etkilendim ya, çok güzeldi. Evet, çok yakışmış. Kesinlikle öyle. Doğucuğum. Şarkının bir tık tonunu yukarı çektiniz değil mi hocam? Metin hocam böyle bir şey var değil mi? Bir uyarlama var burada. Orijinal tonu değil tabii. Orijinal tonu bir bayan sesine evet. ait biliyorsunuz. Benim erkek ben sesine göre evet. yaptık tabii. Teknik olarak değerlendirin değil mi hocam? Güzel değerlendirin değil yani mi? Yani çok doğru bir saptama kesin. Tamam. Sağ olun hocam. Yavaş yavaş yerinize geçeceğim. Yavaş. Tonunu çok doğru bir yere çekmişsiniz. Bravo. Evet, Melis'cim. Benim çok sevdiğim bir şarkı bu. Ve onu söyledim Eda'ya. Ejderha hep çok çok iyi şarkılar seçiyor. Ve kesinlikle. Her şovuna ben evet. bayılıyorum. Bir de bugün sizin için giyindim Ejderha Bey gördüğünüz Şşş, gibi. Artık ya, abarttık. Ama çok uyumlu değil miyiz? Evet. Evet, çok iyi bu arada. Şu an fark ettim. Ojen çıkmış, ojen yarısı çıkmış. İyi hallederiz, onu da kıskanç yapacak bir şey ya. Bu çocuk kıskanç. Ama çok çok etkileyiciydi gerçekten. Eda'cığım? Ejderha benim de erkeklerde favorim yani erkek yarışmacılarda. Çok beğeniyorum. Sahneye de çok yakıştırıyorum. Şarkı söylemekten keyif aldığını düşünüyorum. Evet. Şarkıcı değilse de... Yok Cemal abim gerçekten iyi. Emin tahmininden. Benim de bir sürü tahminim var ama yani onu izlemeyi de çok seviyorum. İnşallah uzun süre bizle olur. Yani tahminlere geçmeden önce ipucu paketini değerlendirmek ister misiniz sevgili evet. direktiflerim? Şimdi... Evet. İlk başta öğretmeni gördük. Oradan bir öğretmen dizilerine gittik. Evet. Değil mi? Öğretmen, öğretmen. Devam evet. Şimdi bir öğretmen dizilerinde öğretmen İlker Kaleli geldi son olarak. Bir de ne Erdal vardı? Erdal Beşikçioğlu. Son, evet, çocukluk dizisinde. Erdal Beşikçioğlu da öğretmendi. Yani durumu abartıp ben de öğretmenim yani şimdi oynadığım dizide. Sen de mi öğretmen? Yani ben orada... seni klarnetle bütünleştirdim Tanser. Yani evet klarnet çalan bir öğretmendeyiz. Bir daktilo da vardı. Bir daktilo vardı evet. Daktilo evet. yüzünden hani yine yazarlık yapan oyunculara gitti aklım. Hani Buğra Gülsoy mesela. Yani kendi senaryolarını yazmış bir oyuncumuz olabilir. Evet. Bir de yine tarihi bir şeyler. Daha önce de görmedik mi biz tarihi bir şeyler? Evet. Mesela tarihi dizi yine tarihi. Buğra Gülsoy'a uyuyor. Tarihi evet. dizilerden gidebiliriz evet. İsterseniz hemen hadi. Bizle paylaşacağı cümlesine geçelim. Evet. 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 Bize ne söylemek istersin Ejderha? Beni daha önce şarkı söylerken gördünüz. Aa. Evet geçen hafta. Ya öptü. Tuğ çok akıllı. Ziyan oluyor burada. Feza'yı size gönderecek adam. Dedi ki daha önce beni şarkı söylerken gördünüz ama bu programı kastetmiyordur büyük ihtimalle. Ay!
Ne oldu? Buldum. Allah. Buldun mu? Buldum. Boğuldun mu? Daha önce şarkı söylerken gördünüz diyor. Tarihi diziler diyor. Evet. Ve uzun boylu Barış Arduç. Barış Arduç. Barış'ı zaten şarkı söylerken gördük. Sinema filmi yaptı şarkı söylediği. Alo Gupse. Barış yarışmada mı? Değil, tamam kapat. Ne? Değil mi? Eda'nın tahmini neyse o dedi bana ama bilmiyorum. Neymiş bakalım tahminin? Buğra Gülsoy. Buğra Gülsoy. Doğum. Net bir şekilde Cemal Ünal abi ya. Bunun bir alternatif Cemal yok. Cemal Ünal, Alican. Ya ben Cemal Ünal demek istiyorum. Bak, sen bir ara hoca, İlker Kaleli deme mi? Sana bir İlker şey Kaleli de diyesim arada o öğretmen şey yüzünden. İlker Kaleli de şarkı söylüyordu değil mi? Söylüyor. Söylüyor. Söyler. Evet. Ya sesi iyidir çok. Bir dakika iyidir. Biz cümle neydi? Beni daha önceden de şarkı söylüyordu. Ama geçen hafta değil. Ama geçen hafta değil. Yani anladım, rol diyeceğim. Ben İlker Kaleli diyeceğim. Tansel'cim senin tahminini sorabilir miyiz? Tamamen biz merak ettik. Formatı unut. Yani ben de İlker Kaleli'ye çok yakınım. Çünkü onun sesini tanıyorum. Yani biliyorum. İzlemiştim. Öyle çok emin atma bak. Rezil olursun. Eli ağır. Alkışlarınızla gecenin sonunda oylamaya kadar Ejderha'yı kulise uğurluyoruz. Dedektiflerimizin tahminleri bu isimler. Tahminlerin doğru olup olmadığını ancak maske çıkınca öğrenebileceğiz. Peki sizce kim olabilir? Çok eğlenceli bir bölüme geldik biliyorsunuz. Önceki bölümlerde sevgili Melis burada ne Doğu'ya en sonunda hani az kalsın acile kaldırıyorduk. İskelet. Ben o kostüm, o ben kostüm. Ve sevgili seyirciler bu bizi çok etkiledi. Ekipçi ve Melis'e küçük bir sürpriz yaptık. Eyvah. Ve eyvah. Yani gerçekten gözlerini gördüğünüz zaman bir de Doğu yanında oturuyordu. Çok güzel bir andı. Şimdi sizlerle o anı paylaşıyoruz. Melis'in ve Doğu'nun iskeletle sınavı. Şaka niteliği taşımayan şakalar. Tansel gönlümü fethettin. Yanlış şakalar. Teşekkür ederim. Tansel abi bugün gerçekten üzerime oynuyorsun. Gerçekten üzerime oynuyorsun. Ama Doğucuğum yani... Bir de orada ben de vardım diyorsun. Ya halk arasında şöyle bir tabir vardır. Ben de çok severim. Gece gözüne fener tutulmuş tavşan gibi kalmak diye. Yanlış anlamazsan tam ama halin oydu. Gerçekten o şoku yaşadım. Bir de şöyle bir şey oldu. Biz Eda ile oturuyoruz. Böyle bastonla bir vurdun ya... Eda böyle oldu. İskelet mi geldi? Onun evet, bastonu sana var bir şey ya. Söyleyeyim. Bak, insanlar kriz yönetiminde tanınır. Eda ve Alican o kadar soğukkanlı ve hani topu göğüste yumuşatıp geri vermek var ya, o modda bakıyorlar. Sen bitmiş durumdasın. Ben gözlerime inanamadım. Yani birkaç kez şu göz kırpıştırma var ya, gerçekten kırpıştırdı. Biz içeride oturuyoruz, kapı çalıyor tak tak tak. Herkes olabilir. İçinde kahve tepsisi tutan biri olabilir, bir şey olabilir. Direkt söyledin ya. Orada ben ya. Direkt iskelet gel dedim. Çünkü iskeletin sahneye vura vura gezmesi aklımda kalmış. Gerçekten oradan artık itibaren role girdin ya. O efsane bir şey. Kapıyı öyle çaldım ya, dan.
Evet. Ve oradaki oyunu ya. Bozmadın ve ben oradan kapı açılmadan iskelet olduğunu anladım. Aşık olmamama rağmen. O zaman daha sevgili bir alkış. Bravo Eda'yı. Ve bastan için de teşekkür ederim. Evime getiriyorum. Bizim programda benim en sevdiğim şey şu. İzledikten sonra hemen yeniden çekime gelmek istiyorum. Çünkü gerçekten böylesi bir işti. Sizlerle bu alanı paylaşmaktan gerçekten onur duyuyorum ve... Sağ ol Tanser'cim, biz de öyle. Yani çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız, uzun yıllar birlikte olalım. İyi ki sen de varsın. Ben de bir şey söylemek istiyorum. Ben de Maske Kimsin Sen yarışmasını çok seviyorum. Bütün bu kostümler bizim çok sevdiğimiz hayvanların kostümleri. Gayet güzel, şık bir prodüksiyonumuz var. Biz gayet burada hepimizin ayrı ayrı işleri var. Ve çok sevdiğimiz için bu yarışmadayız. Eğlencenin, dansın, şarkının öne çıkarıldığı bir yarışma bu. Ve hep beraber burada eğlenmekten, gülmekten bu sağlıkla ilgili sınandığımız zamanlarda çok memnunuz. Bunun da altını çizmek istedim sana ek olarak. Bravo. Çok güzel açıkladın. Evet, o zaman gecenin son yarışmacısı Dinozor karşınızda. Kesti. Farklı karakterlere girmeyi seviyorum. Dinozor olmadan önce aslında robottum. Al kardeşim, bu da senin payın. Bu senin payın. Sen sus, hiçbir şey söyleme. Bir önceki performansımla yine seyirci ve dedektifleri büyülediğimin farkındayım. Çünkü ben bu sahnedeyken gerçek bir dinozorum. Diş macunu. Reklam. Reklam. Macun reklamı kesin. Televizyonunuzu açtığınızda beni reklamlarda görmeye alışmış olmalısınız. Uhuu! Ama bu benim hayatımın sadece küçük bir parçası. Köpekleri mutlu etmenin tek yolu onları beslemek değildir. Onları bu kış günlerinde korumak da çok önemlidir. Polis. Tüm ekiplerin dikkatine. Ortalık karışacak. Çünkü ben sahneye çıkıyorum. Bravo, bravo hanımlar, beyler, çocuklar.
Binazor. Evet. Bu harika. Ay, dileleşti. Ay, Tansel. Ben gerçekten tanıyorum galiba. Benim de favorilerimden biri Dinozor. Açıkçası. Evet, benim de. Benim de. Nasıl buldunuz performansı? Müthiş abi. Şarkı seçimi, şeyi, performans, yani koreografi, her şey çok iyi ya. Dinozor şaşırtmaz hocam. Bak, aslan şaşırtmaz, dinozor şaşırtmaz. Bir de şu başındaki şey çok güzel, çiçek ya. Parıl parıl görünüyor. Ben de çenesine de hastayım istiyorum. Sevdiğimiz bir yarışmacı. Evet. Ben de son haftaya kadar bizde olacağına kesinlikle eminim yani. Çünkü bu hani çok ciddi bir performans. Sen nasıl buldun Doğucuğum? Abi, kıpır kıpır bir şarkı. Değil şarkı mi? Seçiminden dolayı da teşekkür ederim ben Dinozor. Bizi eğlendirdi, geçmişe götürdü. Mükemmel bir performans. Elinize, ağzınıza sağlık Dinozor Hanım. Saygılar. Bir dinozora ilk defa Dinozor Hanım dedi. Çok güzel. Melih'cim, ipucu paketinde gördüklerimiz hakkında ne düşünüyorsun? Yani şimdi bu robottan şey filmlerine gittim ben. Cem Yılmaz'ın filmlerine gittim. Niye öyle bakıyorsun bana? Benden çaldın çünkü. Hayır, senden çaldın. Yine mi abi, oraya döndük mü? Yine benden çaldılara mı döndün? Bir dakika, okay. Bak burada ne yazıyor? Hani çözmüştük robot, bunu. Ok. Okey. Ama şimdi bir dakika, hakkında yemeyeyim Doğu'nun. Ben önce Gora'ya gittim. O sonra Arif ve 216'ya gitti, daha mantıklı. Kalbi mi çaldı olarak. Yetmezmiş gibi fikirlerimi de çalıyor. O zaman sen devam et. Ben orada bir kaldım yani. Bir de arka sokaklara gittik. Oradan polisleri gördüğümüz için acaba arka sokaklarda oynayan biri olabilir mi dedik. Ya da polisiye bir dizide oynamış biri. Ama bence belki kesin oyuncusunuz. Eda'cığım. Evet, ben de zaten çok seviyorum Dinozor'u. İpucu paketinde, yani polisiye dizinin ipucunu bize çok açık bir şekilde verdiğinizi düşünüyorum. Onun da sahte ipucu olmadığına inandım. Oyuncunun polisiye dizide de oynuyor VTR'deki ipucu. Geçen haftaki tahminimden bir kez daha beni emin hale getirdi. Peki, Alican? Ben tahminimin arkasındayım ama polis dizisi... Polisiye dizi. Hatırlamıyorum ya, polisiye dizi. Oynadı canım. Söylersin bana. Biz bak, bu yarışmacı ile ilgili siz bir grupsunuz, biz bir grup. Efendim, bizim aramızda bir kavga var. Efendim. Ama şey, diş macunu reklamı, evet. Köpekler evet, falan filan. Yani benim de aklıma başka isimler de geldi ama geçen haftaki... Ya ben ekip olarak, ekip arkadaşımla birlikte hareket edeceğim muhtemelen. Duymak ister misiniz kelimesini? Evet, evet, çok isteriz tabii ki. Sağlıklı beslenmenin önemine her zaman dikkat çekmeye çalışıyorum. Ne haber? Sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekmeye çalışıyor. Evet, doğru. Yani Dinozor'un eskiden kamera arkasında çalışmış olması, ünlü bir oyuncu olması, polisiye bir dizide yer alıyor olması, sağlıklı beslenmesi, tenis oynaması, güzel vücudu, figürü, yeteneği, dansı her şeyiyle bana Müge Boz'u çağrıştırıyor. Ben de çok seviyorum Müge Boz'u. Benim en iyi tahminim her zaman Müge Boz. Ama başka aklıma şu da geliyor. Mesela Seda Bakan da, onun gibi çok şeker bir oyuncu. Yani Seda Bakan ne zaman robotluk yaptı? Ya robot fake de olabilir. Ama şeyde oynamadı mı? Ya da bilmiyorum. Yani hani Seda Bakan'da da bu özellikler var gibi de düşünüyorum. Hani ama yapınca... ben yani durumu kızıştırmak için söylemiyorum ama gerçekten şuna dikkatinizi çekeceğim. Bizim yarışmamızda sevgili seyirciler, hangi ipuçlarının sahte olduğunu sadece ünlümüz elendiği zaman anlayabiliyoruz. Evet. Ya bir de mesela şey de var, Pelin Akil de var. O da bu özelliklere uyuyor sanki. Şimdi Pelin Akil ana figürüyle özdeşleşmiş bir isim olarak bir sürü anne geldi. Fake ipucudur dedin, Pelin Akil demedin. Burada annelikle alakalı bir ipucu olmayan bir insana Pelin Akil dayatmasında vuruyor. Mesela eğer benim emin olduğum gibi Müge Boz değilse bu maskenin içindeki, kim olabilir diye düşünmeye çalışıyorum. Çünkü yanılıyor da olabilirim ipuçlarının peşinden yani gidip. Yani ben sana şu kadarını söyleyeyim. O yüzden ona yakın tahminler yapmaya çalışıyorum. Hadi tahminleri kızım, yapalım. Hiçbir fikrin yok mu, duruyorsun? Ya dedim ya sana Arif ve 216 diye. Evet, daha Melis'le de oradan söylemem yani. O bir insan değil, bana bir isim söylemem. İşte Özge Özberk. Arka sokaklardan da gidebiliriz. Arka sokaklar kadın oyuncularından. Aslı Enver Efendi'ye ne diyorsun? Reklam beklamdan yola çıkarak. Olabilir. Kamp yapıyor mu? Kamp yapıyor mu Aslı Enver? Kim? Efendim? Kim dedi? Yusra Geyik falan olabilir. Yusra Geyik olabilir. Arka sokaklar. Geyik değil, dinozor ya.
Ben vallahi sizinle oyun oynamayacağım bak, artık. Bak güldüm. Şakana güldüm gördün kötü mü? Kötü bir şaka yaptım. Evet kötü olduğu için güldüm. Ama bir şey söyleyeceğim. Yani siz orada dakikalardır konuşuyorsunuz. Bir an bile vazgeçmedi biliyor musun? Hiç bir rolü bırakmıyor abi. Hiç. Evet. Bir kere bile bırakmadı. Unicorn olsa şimdi 50 tane daha ipucu verirdi bize ama dinozorda o hevesi yok. Bir de oyuna da kurallara da bağlı. Bunu evet ya. Disiplin sahibi bir ünlü. Disiplin sahibi ünlüler. Bak mikrofonu tutuyor ve konuşmuyor yani. Aynen. Şimdi kim tahminde bulunmak istiyor? Serenay Sarıkaya diyorum. Serenay Sarıkaya. Özge Özberk. Özge Özberk. Müge Boz. Müge Boz. Biz ağız birliği yapacağız. Kimse kusura bakmasın Müge Boz. Kimse kusura bakmasın Müge Boz. Eğer değilse Doğu'ya komediyi bıraktırırım öyle söyleyeyim. Eğer değilse Doğu'ya komediyi bıraktırırım. Benim adıma iddialı konuştu bu sefer. Hayır öyle. Eğer Müge Boz'sa da Ali Can Cesur'un sanat filmlerini bıraktırıyoruz. Dedektiflerimizin tahminleri bu isimler. Tahminlerin doğru olup olmadığını ancak maske çıkınca öğrenebileceğiz. Peki, sizce kim olabilir? Bu gecenin sonunda bir ünlümüz maskesini çıkartacak ve bize yüzünü gösterecek. Ah, kavga çıktı orada. Maske kimsin senin? O beklenen anı. Maske kimsin senin? En heyecanlı dakikalarından birine. Vallahi çok heyecanlıyım. Geldi. Bir de ilk defa herkesi böyle bir arada görüyoruz. Evet. Çok güzel. Bu gece muhteşem performanslar seyrettik. Bu hiç birini diğeriyle kıyaslayabileceğimiz bir durum değil. Ama yarışmamızın kuralları gereği bu gecenin sonunda bir ünlümüz maskesini çıkartacak ve bize yüzünü gösterecek. Unicorn'a bir mikrofon verseler konuşur ha şu anda. Hepsi efendim? Unicorn'un diyorum elinde mikrofon olsaydı. Devam edelim. Ah be Unicorn. Ve şimdi oylamaya geçmeden önce bu geceki performanslarını çok kısa hatırlamaya ne dersiniz? Varız tamam. Diyoruz. Bravo. Ve bu gecenin ilk performansıydı. 25 kiloluk kostümüyle şövalye bizlerleydi. Şövalyenin performansını hatırlıyoruz. Gökte yıldız ay misun da kemençeme yay misun. Gökte yıldız ay misun da kemençeme yay misun. Muhteşem performansıyla aslan. Kuş sütüyle beslerim seni. Mis yerine koklarım seni. Muhteşem diğer performans. Unicorn'undu, onu hatırlıyoruz. Onda bunda şundadır, şunda bunda ondadır. Mavi boncuk kimdeyse benim gönlüm ondadır. Ejderha sizlerleydi, hatırlayalım. Sen sev yağmurları, yağmurlar yağsın yüzüme. Dinozor bizlerleydi, hatırlayalım. Sımsıkı sıkı 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 sar beni, al gönlüne yine deli gibi yor beni. Muhabbet olsun, gönüller coşsun. Her geçen bölüm stüdyodaki seyircilerimizin işleri zorlaşıyor. Çünkü şimdi işte o önemli ana geldik. Hangi ünlümüzün bizle devam etmesini istiyorsanız lütfen onu tuşlayın. Ve sürenizi başlatıyorum. Hanımlar, beyler, çocuklar, oylama bitti. İşte o. Çok fena, çok. Ah, kavga çıktı orada. Yok, kavga değil, tatlat. Çok fena ya. Bir an önce açıklamak lazım. Ve hanımlar, beyler, bizimle yoluna devam edecek ilk ünlümüz. Sizce kim? Aslan. Dinozor. Unicorn. Bence de unicorn gibi. Sizin takım kazandı. Unicorn bizle devam ediyor. Ya biz çok ya nazar boncuğu takmış gelmiş. Öyle olursun işte. Hoppa. Oo, yüzük de atıldı. Oo! Artık single'ım diyor. Evet.
Bizimle birlikte devam edecek ikinci ünlümüz. Tahminleri alayım. Tamam artık. Bana isyan. Ejderha diyorum bu sefer de. İlker Kalil diyorum. Peki. Hanımlar, beyler, çocuklar. Bizimle ikinci devam eden ünlümüz Aslan. Kendisini uğurluyoruz. Ve giderek sona yaklaşıyoruz. Bizimle birlikte devam edecek üçüncü ünlümüz. Dinozor. Ve o bir türlü gelmez dediğimiz an geldi. Geldi, çattı. Tansel hadi artık gel. Yani bir de parmaktan sonra desen tam olacak. Artık oraya kadar vardırdın işi be kardeşim. Bu televizyon başına isyan eden seyirci yıllardır, evet. Türk televizyonunun karşısında. Hanımlar, beyler, çocuklar. Maske kimsin sende? Bu geceden sonra bizde devam edecek olan ünlümüz... Şimdi gerçekten zor bir şey bunu anons etmek çünkü bence bu gecenin favorilerinden biriydi. Evet. Hem fiziksel olarak çok zor bir şeyin altına girdi. İnanılmaz performans. Hem de yaptığı seçimle, şarkı seçimiyle gerçekten çok takdir edilmesi gerekiyor. 25 kilonun içinde horon yapmak, şarkı söylemek gerçekten çok zor. Teşekkür ederiz ona. Yani ve ona gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Yani Yılmaz Erdoğan gibi bir duayenin bu performansı da ekstra alkışa, evet, layık bir şey. Ya da Metin Ara. Ya da Arda Türkmen. Yani şaka bir tarafı, tamam şakalaştık falan. Vallahi üzüldüm ya. Cidden üzüldüm. Sarıl, teselli et. Ya çok da üzülme canım, ne oldu sanki ya? Allah Allah. Ama o bir ünlümüz yine de. Şövalyeliği elinden alınmadı yani. Peki, o zaman şöyle düzenleyelim bu durumu. Evet, çok emek verildi. Şahane bir performanstı ama biz çok şanslıyız. Birazdan onun yüzünü göreceğiz. Maske kimsin senin? O beklenen anı. Maske. Kimsin sen? Kimsin sen? Kimsin sen? Kimsin sen? Hanımlar, beyler, çocuklar. Doktor Ender Saraç. Biz Avrovere'yi, sağlıklı yaşamayı, doğru beslenmeyi ondan öğrendik. Yaşantısı ve fit görünümüyle bize her zaman örnek olan saygıdeğer doktor, çok başarılı televizyon sunucusu, ünü yurt dışına taşmış hocamız Ender Saraç için kocaman muhteşem bir alkış. Ya yemin ederim girmiştim ya. Bildim ama söylemedim. Hocam harikasınız ya. Olamaz böyle. Gerçekten harikasınız. Böyle bir enerji, bu yani bu yaptığınız şey gerçekten abi. Helal olsun. Sizden çok teşekkürler. Belli ki bir sürü şey öğreneceğiz daha. Sağlıkla ilgili de bir sürü şey öğreneceğiz belli ki. Çünkü bu enerjinin geldiği bir yer olmalı. Buna tamamen inanmak için bize gerekçe verdiniz. Ama daha çok gencim, henüz 63 yaşındayım. Hanımlar beyler. Yok canım. Evet, neler söylemek istersiniz?
Ben çok eğlendim, önce onu söyleyeyim. Gerçekten çok eğlendim. Sabah televizyon programından çıkıp buraya geldim. Ya, ya. Sabah ciddi, burada biraz bambaşka eğlenceli. Bambaşka bir konsept. Biz çok gurur duyduk yani aramızda bir ünlü bir doktor olduğu için. Çok mutlu olduk. Biraz da yaklaştık değil mi hocam? Geçen hafta güzel bildiniz. Evet. Çok iyi yakaladınız. Evet. Çok iyi yakaladınız. Ama Canan Karatay olmadığımı bildim. Kafası karışık biraz hocam, kusura bakma. Doktorlar genelde müziğe yetenekli oluyor ya. Ya tıp fakültesinden her şey çıkar, arada doktor da çıkar. Öyle. Ben çok eğlendim. Sizlerle beraber olmak çok güzeldi. Bizim için vallahi de öyle. 25 kiloyu taşıdık. Bugün spor yapmamıştım, iyi oldu. Bugün egzersiz de yapmış oldum. Bu bir eğlence. Buna çok da mana yüklememek lazım. Evet. Bu sadece bir eğlence aslında. Evet, bravo. Süpersiniz hocam. Peki bir şey sormak istiyorum. Melis'in bacaklarınızla ilgili düşünceleriyle ilgili ne söylersiniz bu bize? Kıyafet insanı olduğundan daha yapılı gösteriyor. Evet doğru, ben spor evet, bak, yapıyorum. Duydum, o kadar da kaslı değil adam. 25 kiloyu taşıyor. Gereksiz bir şekilde abartıyorsun her şeyi. Yalnız bir dakika, yağ oranım %14, kas oranımda %10 fazla yani. Vay. O spor bir işe yarıyor. Hocam tamam da ama olsun. Doğucu sen anca bizi kıskanırsın kardeşim. Yettin mi artık sana? Şimdi peki şeyler hakkında ne düşünüyorsunuz, ipuçları? İpuçlarında çok zerdeçal gördük. Sağlıkla ilgili çok ipucu aldık. Zaten yaklaştık. Ender Saraç ismini de söyledik. Evet, 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 söylemiştik. Bu hafta biraz karıştık evet. Sadece. Yani dedektifler bayağı başarılı Tanser. Çok başarılı. Hocam ben evet, itiraf hocam. Etmeliyim. Geçen hafta ben de Ender Saraç dediğimi hatırlıyorum. Ama bu hafta böyle dedim ki yani bu performans yani o yani özür dileyerek söylüyorum. Bir bilim insanından fazla dedim değil mi? Hayır. Olacak gibi. Hayır insan yani daha diyorum ya evet bu üstünüzdeki şeylerle ilgili de yani Tanser'e de bugün benzer bir şey söyledim de o da 44 yaşında bir adam olarak bugün bence 20 yaşında bir gencin performansını gösterdiğini düşündüm. Sizin için de aynı şeyi düşünüyordum sürekli. Yani mevzu yaş meselesi değil gibi olsa da birazcık da öyle. Ne kadar iyi baktığınızı da gösteriyor bu kendinize. Çok saygı duyulası bir şey. Estağfurullah ama gerçekten ben yaşamı çok seviyorum. İnsanları çok seviyorum. Türk toplumunu çok seviyorum. Her zaman Türk olmakla gurur duydum. Bu ülkeye çok hizmet ettim. Türk toplumu da sizi çok seviyor hocam. Estağfurullah, sağ olun. Tabii sabah beni canlı yayında ciddi görenlerin aklının ucuna gelmez. Burada gidip de horon tepeciyi. Ama bence yaşamı sevmek böyle bir şey. Yani insanlara zarar vermeden her türlü eğlenceye açık olmamız lazım. Son iki yıl pandemide çok yorulduk. Ben biraz burada bir mesaj da vermek istedim. Lütfen. İnsanlara biraz bu program biraz antidepresif de bir etki yapıyor. Evet, yüzleri güldürüyor, söyledim. Neşe veriyor, müzik dinliyoruz. Dolayısıyla birbirimizi daha çok sevmemiz, birlik olmamız, daha sağlıklı yaşama gayret etmemiz lazım. Az kaldı. Covid'i yenmek üzereyiz. Eyvallah, eyvallah hocam. Evet. Bu umutlu mesajlar için çok teşekkür ediyoruz ama ben görevimi yapmak zorundayım. Şu ipuçlarını size bir hatırlatmak isterim. Mesela kayak yapıyor olması doğru ipucuydu. Sağlıklı yemek tarifleri tabii ki doğruydu. 35 plaka İzmir doğumlu olduğunu işaret ediyordu. Yazdığı kitaplar sayesinde dünyanın her tarafında güzel kadınlarla tanışıyor olması kısmıysa yanlış ipucuydu. Yaz bir dakika. Ne dedi? Bana göre dünyanın en güzel kadınıyla evliyim yani şimdi. Orada bu yalan değil. Oradaki gönderme başkaydı hocam. Şimdi beni de şey yapmayın yani. Biz sizle olmaktan gurur duyuyoruz. Verdiğiniz bütün bu pozitif, umut dolu, aydınlık mesajlar için çok teşekkür ediyoruz. Çünkü buna gerçekten çok ihtiyacımız var. Ve bu programda bu umudu hakkıyla verdiğini düşünüyoruz. İşte ispatı sizsiniz. Şimdi hanımlar, beyler, çocuklar, maskesiz performansıyla Doktor Ender Saraç sizlerle, haydi, bizlerle. Yıldız ay misunda kemençeme yay misun. Gökte yıldız ay misunda kemençeme yay misun. Alsam seni elime, baksam çalayı misun. Alsam seni elime, baksam çalayı misun. Kemençeme tel misunda derdimi bilir misun. Kemençeme tel misunda derdimi bilir misun. Hayda gidelim desem,
benimle gelir misin? Hayda gidelim desem, benimle gelir misin? Kemençe sesimi sun da peri misun cin misun. Kemençe sesimi sun da peri misun cin misun. Çok bakıyorsun bana. Ben uyuyacağım misun. Çok bakıyorsun bana. Ben uyuyacağım misun. Kıl olsak çubuk olsak da kemençeme yay olsak. Kıl olsak çubuk olsak da kemençeme yay olsak. Sarsak birbirimizi. Bir sene uyanmasak, sarsak birbirimizi. Bir sene uyanmasak. Hayda gidelim desem. Benimle gelir misin? Hayda gidelim desem. Benimle gelir misin? Gökte yıldız ay misun da kemençeme yay misun?